أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Latif nüktelerden 21. sayfa. Bir dustur. Risale-i Nur talebeleri, Risale-i Nur'un dairesi haricinde nur aramamalı ve aramaz. Eğer ararsa, Risale-i Nur'un penceresinden ışık veren manevi güneşe bedel bir lambayı bulur, belki güneşi kaybeder. 21. Bir dustur diye yazıyor. Hem Risale-i Nur'un dairesindeki halis, pek kuvvetli ve her ferdine çok ruhları kazandıran, bak bunları kaçırmayın ha, bu sıfatları. Risale-i Nur'un dairesindeki halis, kendi kitabı okurken de öyle yapacaksınız. Halis çiz. Pek kuvvetli ve her ferdine çok ruhları kazandıran ve sahabenin sırrı veraseti nübüvvette meşrebi uhuvvetkaranesini gösteren, yani taassubun altında ne vardı? Taassup hangi kaynaktan kaynaklanıyordu? Adem muhakeme değil mi? Evet, evet. Bir, adem muhakeme. Bir de? Cehalet. Cehalet, iki kaynağı var. Cehalet diyorum, taassubun. Cehalet bir şeyi bilmemek değil. Hatırladınız mı o cehalet dersi? İfrat modu. Cehaletin ifrat modu olursa şeytanlıktır. Tefrit modu olursa, cehaletin tefrit modu, yani ortası, ifratı, tefriti, bu nefse mareliktir. Şimdi uygulayalım. Cahilliğini bilen adam İmam-ı Gazali'ye göre ilme başlamıştır, vasat. Bilmez, bilmediğini bilmez, bilir gibi tavır yapmak şeytanlıktır. Şimdi taassubun altında cehalet var. Aslında nece adam bir şey taassubu yapıyorsa onu biliyor demektir. Ha, bakın, oysa taassup cehaletten ve ademi muhakemeden, yani muhakeme edemiyor. Ya? Edemiyor. Yani biliyor ama şeyi bütünsel olarak bakamıyor. Cehalet diyor şey, sarhoşluktur diyor bir yandan. Sarhoşluktur. Cihetten yani adamı muhakeme edemiyor. Yani. Edemiyor, evet. Cihaz olur mu, edemiyor? Edemiyor. Yani mesela bilgisi var ama dengeyi kuruyamıyor. Bilgi bu asırda çoğu insanlara bela olmuş. Mesela bir şey öğrenmiş, bir adamı hedeflemiş. Onun dışında hiçbir hakikati kabul etmiyor. Yani edile-i şeriye de koysan, kitabı koyuyorsun, Kur'an'ı. Almıyor. Hadisi koyuyorsun, almıyor. Kıyası koyuyorsun karşısına, almıyor. İcmayı koyuyorsun, almıyor. Risale-i Nur'u koyuyorsun, almıyor. Ne koyarsan koy. O tamam. İşte bu işte. Yani dini ölçü yapmayıp, şahısları ölçü yapana Allah Kur'an'ında birbirinizi ilah edinmeyiniz. O ilah edineni gördün mü? Diye söylüyor. Ama ne yazık ki ben tahmin ediyorsunuz zaten, yeni girdim. Her sınıf insana giriyorum, Tarikatçılara ders yapıyorum, Mahmud Efendicilere yapıyorum, Süleymancıların o kaplan grubuna yapıyorum. Yani her tarafa, Nakşili'ye her tarafa çağırıyorlar. Sağ olsunlar. Düğünlerine, cenazelerine, bayramlarına, sünnetlerine bir şey anlatmak için söylüyorum. İşin garip tarafı ne biliyor musun?
bu ders anlatılırken hepimiz dahi hep diş ağrısı. Bizimle hiç alakası yok. Hep böyle anlıyorlar. Hepimiz de öyle. Acayip bir şey. Risale koyuyorsun. Diyor. Bak Kütüb-i Sitte veya Mecelle'de böyle yazıyor. Yani İslam Anayasası. Mecelle İslam Anayasası. Yerini söylüyorum. Hukuk İslami Kamusu İstanbul Üniversitesi'nde okutuluyor. Ömer Nasuhi Bilmen'in o kendisi bazıları diyor ki ya Ömer Nasuhi Bilmen kaç yüz senelik adam diyor ya. Ömer Nasuhi Bilmen'in kaynağı kitabını gösteriyorum diyor ki sen diyor daha diyor dünya diyor o diyor. Ya Ömer Nasuhi Bilmen tasnif etmiş de yani Osmanlıca'dan Türkçe'ye çevirmiş. Arapça'dan Türkçe'ye çevirmiş tamam mı? Tercüme etmiş onlar. Aslı metinleri tercüme etmiş. O kadar cahil. O kadar cahil. Yani günün lisaniyle tercüme Osmanlıca'dan Türkçe'ye çeviriyor bizim Latince'ye çevrilmiş şey. Kaynak gösteririm ki herkesin yoludur. Ben o meceli daha ben eskide Osmanlıcasını okudum. Vasif o birinci cilt. Tahir Paşa da toplamış yani Tahir Paşa. Tahir Paşa diyor daha kaç senelik adam diyor. Tahir Paşa'nın meceline. Tahir Paşa toplamış arkadaş. Onlar Tahir Paşa'dan önce İslam hukuku işlemiyor muydu? Acayip bir şey. Cahil olunca. Okumuş cahil ha. Okuyorsun bak bunu okuyorsun. Nasıl diyor ya. Bağlamıyor ki. Ben onlardan bahsetmiyorum da. Ben Risale'nin ölçü yapan, kalbini, gönlünü, gönül veren, gönül insanlarından bahsediyorum. Onlara hitap ediyorum. Diyorum ki, diyor ki seslendiriyorum. Şimdi bazı insanlar var aramızda. Bunlar sahabenin, sahabe ruhu gibi ne yapmış? Bak, sırrı veraset-i nübüvvetle. Veraset-i nübüvveti okuduk. Murat Dursun'la. Bak neymiş bazı kişiler bana bir bakın. Sahabenin, sahabe gibi bazı kişiler var aramızda. Bunların meziyetlerini söylüyorum. Söylüyor burada. Sırrı veraset-i nübüvvetle. Sır. Veraset-i nübüvvet sırrı var onda. Peygamberliğin davası. Onda, onlarda. Ne, nasıl bir özellikleri var? Meşrebi uhuvvetkaranesini gösteren. Bunlarda meşrebi uhuvvet var. Yani kendi hissiyatı kendi cemaatine, kendi grubuna hasretmemiş. Öyle bir zengin hissiyatı var ki kucaklamış. Bu yetmiyor, teyit ediyor. Zaten şöyle bir cümle var Risale'de. İnhisar-ı zihniyet hubbu nefisten gelir. Mektubatta. Mektubatta geçiyor. Bak, inhisari zihniyet, yani zihni kendi cemaatine, kendi anlayışına, kendi, ben böyle anladım, budur. Bunun dışında anlayış yoktur. Bizim grup var ya, hepsinin üstündedir. En doğru budur. Diğerleri de doğrudur demiyor, yanlıştır. Buradan çıktınız mı? Bitti. Bu cemaattan çıktın. Bitti canım. Sanki dinden çıkmış. Dinden çıktı. Bunlara ne diyoruz tat biliyor musun? İnhisar-ı zihniyet, hubbu nefisten gelir. Oysa İhlas Risalesi'nde şu cümleyi hatırlar mısınız? Nereden ve kimden olursa olsun Müslümanların istifadesine taraftar olmak. He? Ben de şimdi ona bakıyordum. Allah Allah ona bakıyordum. Tam oraya böyle bakıyordum. Nerede diye. Allah Allah. Müslümanlar nereden kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmak yok. Bana gelsinler. Benden ders alsınlar. Bana sevap kazandırsınlar. Nefsin ve enaniyetin bir hilesidir diyor. Değil mi? Bak aman ha bana gelsinler. Zannediyor ki sevap çok insanı irşat etmeyle alakalı. Öyle peygamber gelmiş ki bir tane bile ümmeti olmamış. Olmamış. Ama peygamberlik ücretini almış. Bir tane ümmeti olmamış. 124 bin peygamberden birkaç tane olmuş.
Ne acayip bir şey ya. Mesela bir Hasan Atıf'ı buldun diyor. Ustad bini buldun gibidir diyor. Ya biz külliyata bir teslim olsak. Bak. Aramızda sahabenin sırrı veraseti nübüvvet. Verasetin yani nübüvvetin varisleri. Yani böyle yapıyorum. Hatırınıza kalsın diye. Hamaleleri, taşıyanları, köleleri, hizmetçileri. Hamalı yani. Ne? Vera, nübüvveti taşıyor. Nasıl taşır ya kimiş kişi? Taşıyor. O peygamberde sirayet var böyle. İnsiba var. Buna usta tevarüsen diyor. Yani benim ruhum ona aynı ruhu. Buna tevarüs. Onun ruhu da ona kopyala yapıştır, kopyala yapıştır, kopyala yapıştır. Tevarüsen. Bu nübüvvetin varisleri, hamaleleri. Hasan abi böyle tevarüsen ruhdan ona geçiş olduğu zaman mesela nasıl bir faaliyette gözüküyor? Aa işte o onu. Aferin işte. Nasıl anlayacağız bu adam? Bu yani peygamberin böyle tevarüs etmiş. Mesela şair de tevarüs diyor. Mesela diyeyim mezar taşları hiç kimse bir şey anlatmıyor taşlar. O veya bir çarşaflı kadın diyor 20 vaazdan daha tesirli vaaz yapar diyor tarihçede. Ustad. Şimdi bu tevarüs yani orada bir ruh aynen naklediliyor. Nasıl bir şey sırrı? Ben sirayet dersini yaptım ama hala keyfiyetini anlamış değilim. Sirayet dersini yapmışım. Kaç ders yaptım? 3 ders yapmışım. Yapmışım ama acayip bir şey yani. Nasıl bir şey gerçi ifade ettim. Şöyle diyeyim. Şöyle misal verdim mi bilmiyorum. Ne olur bir bakın. Tencere kabul edin. Su. Odun. Yapıyorum ki görsel kalsın. Odun. Odunun içerisindeki nuru kerpetinle, tornavidayla, tornayıyla içindeki ısıyı alamazsınız. Isıyı. Kirbitle yaktık mı? Bunun içini aldık mı dışarıya? Bunun içinden aldığımızı bunun içine veriyoruz. Suyun içine. Su yanıyor. Ne oldu? Sıcak. Nereden geldi? Odunun içinden. Odunun içini alıyoruz, suyun içine basıyoruz. Ha, bu neyse tevarüs de böyledir zannediyor. Şeyi değiştirmiş, sureti değiştirmiş. Su. Bunda daha önce yakmıyordu. Çok tuhaf. Odunda, sıcaklık odunda en büyük düşmanı, odunun en büyük düşmanı ateştir. Ateş içinde. Odunu yakmıyordu. Sonra dışarıya çıkarınca onu yaktı. O yanmak demek yok olmak demek. Yokluğumu biliyorum. Yokluğumu yani ağaç yokluğumu biliyorum demek. İçimdeki hakikati dışarıya gösteriyorum ben yokum. İşte bu yokluğumu bilmek bu demek. Nasıl buharlaşıyor abi? Tamam. Bak bir daha söylüyorum. Ağaç diyor ki ben yokluğumu bilmiyorum. Ağaç yokluğu demek ısı, ışık, renk, duman kimse yok. Odun var mı? Peki bu suya nasıl girmiş? Suyun kilosu değişir mi? Değişmez. 10 kilo suyu ısıttık 10 kilo. Ama odun içine bastık. Tevarüs böyle bir şey. Yani nübüvvetin varisleri. De sır var o kişilerde. Sırrı veraseti nübüvvet. Unutma. Sır, veraseti nübüvvet sahipleri ne olurmuş? Bunlarda bir meşrep var. Meşrebinin üstünde bir meşrep. Elbise giymiş. Bu mesela kim? Meşrepler bayağı değişik abi. Tabii herkes maşrapa yani. Geçmiş meşrep mi? Geçmişti yani. Senin bardakla su alıyorsun. Ötekisi kepçeyle atıyor ki karşılıklı. Ötekisi kazanla. Meşrep şu demek yani. İçilen şey. Meslek o meşrebine bağlı olduğunu uygulayayım mesela. Nurculuk meslektir. Benim karakterim, örf, anneannem, kültürüm, eğitimim, cinsiyetim. Yani bütünlükle beraber bende meydana gelen ben. Hasan, Murat, Fatih. Yani kendi karakteri, kendi yapısı, kendi doğruları, yanlışları. Yani huyu ya, zekası, aklı, anlayışı. Bu ben olan bene meşrep denilir. Nurculuk ise meslek denilir. Bak burada bir şey anlatacağım. Bu da çok önemli. Meşrebini mesleğe bağlarsan hidayeti bulursun.
Ama mesleğini, mesleği meşrebine bağlarsan, meşrebinin öne çıkarırsan helak olursun. Nurculuk meslektir. Benim yapım meşreptir. Ben bu meşrebimi buna bağlayacağım. O zaman istikametin, meşrebin kıblesi meslektir. Eğer ben mesleğimi, nurculuğu aşağı indirip cemaat taassubumu öne çıkarırsam, cemaatim ve meşrebim mesleğin kıblesi olur. Nurculuğun kıblesi benim cemaat olur ve ben olurum. İşte taassup yapanlar kendilerini ve cemaatlarını kıble koyuyorlar, İslamiyet'i ona tabi yapıyorlar. İslamiyet bununla mümkündür, bizimle mümkündür, başka mümkün değildir der gibi bir hal var. Tek tek tahlil etmek, bak uğraşıyor. Ya yer söylüyor. Bunlar da sırr-ı veraset-i nübüvvet kişilerde meşrebi uhuvvetkârâne gösteren, bunlar da nasıl anlayacağız nübüvvetin varisleri tevarüs etmiş, nübüvvetin ruhları onlara girmiş. İmam-ı Gazali'ye göre, bu ben odunun içinde ısı dedim, İmam-ı Gazali şöyle misal veriyor. Gül yaprağına gül kokusu nasıl sirayet ediyorsa, o öyle misal vermiş. Benim misalim bu. Ustadın da misali çok daha garip. Konu olmadığı için ustadı vermedim. Güneş geliyor. Buna giriyor. Bu üç şekilde kendisini gösteriyor. Zehre, katre, reşa. Bu kendisini gösteren bu meşreptir. Güneş meslektir. Nurculuk bana girdi, kendimi bu şekilde gösterdim, sen de öyle gösterdin. Bu daha cami tabii ki ustalar. Anladınız mı bunu? Üç tane meşrepten bahsediyor 24. sözde, ikinci dalda. Neyse, konuyu dağıtmayayım. Çok etrafını geniş kazmaya çalışıyorum ki muhakemeli düşünelim, hareket edelim diye. Demek ki Risale-i Nur'un dairesindeki, bir daha okuyorum baştan, Risale-i Nur'un dairesi ama. Halis. Tamam, bunlar halis. Sen sordun ya, bu kim? Halistir bu. Pek kuvvetlidirler mana. Üç, her ferdine çok ruhlar kazandırır. Yani adeta onların varlıkları diğerlerinin varlıklarını canlı tutuyor. Yani kendi fert ama bir sürü insanları canlı tutuyor. Her ferdine çok ruhları kazandıran. Bunlar ise, ben söylüyorum, bunlar sahabenin sırrı veraseti nübüvvetle meşrebi uhuvvetkaranesini gösteren, nasıl anlarız gösterdiğini Murat? Meşrebi hillet ve mesleki uhuvvet ise. Hariç dairelerde o pedere ve o mürşide üç cette zarar vermek suretiyle. Yani bunlarda meşrebi hillet. Ne demek hillet? Evet, aferin. En yakın, en güzel dost, takdir edici. Bu çok önemli. Seni tenkit etmez o. Sen bir insanda meşri bir hillet varsa tenkit ağızlarına pek olmaz. Hangi o meselede? Şahsi hukukla umumi hukuk arasını tefrik eder. Ondan sonra umumi hukuka zarar olmadıkça bilerek tenkit kapısını açmayınız. Yani bilerek Risale-i Nur'a zarar veriyorsa o susmak suçtur. Eğer Risale-i Nur'la değil kendi haletine, kendi meşrebine göre bir şey çizgisi varsa tenkit kapısını açmayınız. Bunlarda meşrebi hillet var. Meşrebi hillet bunlarda en güzel takdir edicidirler bunlar. Ve aynı zamanda samimi arkadaştırlar. Ya oturduğun zaman surat asmazlar. Ziyaret ettiğin zaman salonu terk edip odasına gitmezler. Yanından hihihi yapmazlar. Hihihi yapıp için boşun dönürsün falan. Öyle değil. Bu meşrebi hillet ve mesleki uhuvvet sahibidirler bunlar. Sırrı veraseti nübüvvet ehli.
Sahabe gibi mi? Sonra konuyu değiştiriyor. Hariçteki dairelerde o pedere ve o mürşide üç cihette zarar vermek suretiyle bir pederi aramaya ihtiyaç bırakmaz. Yani böyle şahıslar, böyle kişiler, dairemizin içinde kişiler hariçte baba aramak, eskide şimdi de var falan baba, yani baba bizim bildiğimiz baba değil, terbiyesine girilen babamız, manevi babamız ve veya mürşide ve şeyhe ihtiyaç bırakmıyor. Böyle şahıslar dairemizin içinde. Peki efendim Risale-i Nur'da şahıs yoktur, cemaat vardır. Amenna. Risale-i Nur'da baki hakikatler fani şahısların üzerine bina edilmez. Doğru. Amenna ve sellem. Fakat diyor burada geliyor. Bazı meşrepler var ki meşrepler tarikatsız yapamazlar. İlle önünde birisi olması lazım. İlle birisinin taklit etmesi lazım. İlle birisinin ağzında duyması lazım. Onlara da bırakmıyor, tutuyor. Diyor ki dairemizin içinde diyor sen bir abi, bir şeyh manasında bir pedere, peder, mürşide beden, daire içinde bir abi bulabilirsin diyor. Bak burada diyecek de. Dolayısıyla kim onlar? Onlar Risale'nin dairesinde, bunlar halistirler, kuvvetlidirler manen olaylara karşı. Sonra onların varlıklarıyla çok insan hakikate bağlıdırlar. Bunlar sahabenin sırrı veraset sırrıyla mazar olup meşrebi uhuvvet kanane ile hareket ederler. Bunlar da meşrebi hillet ve mesleki uhuvvet. Yani meşrep kendisi Risale-i Nur'un uhuvvet dairesinde mesleki uhuvvetle hareket ederler. Bunlar bir pedere, bir mürşide ihtiyaç bırakmazlar. Bir pederi arama ihtiyaç bırakmaz. Bir tek peder yerine pek çok ağabeyi buldurur. Bizde ağabey var, müennesse abla var. Peki kimdir bunlar? Bize yol gösteriyor. Yani kitapta böyle kafasını kaldırıp böyle yapın, şöyle yapın demez. Burada böyle yazıyor kardeşim, burada böyle yazıyor. Beraber yapalım. Kendileri yapar zaten. Onların en belirgin özelliklerini size söyleyeyim. Daha şey anlaşılır. Bir insan, ölçüyü söylüyor. 34 senenin meyvesini söylüyorum. Bir insan meşrebini öne çıkarmayıp önüne mesleğini, nurculuğu koyan kimdir? Bak, önüne meslek olan nurculuğu koyan kimdir? Önüne meşrebi koyan, kendisini koyan, cemaatini koyan kimdir? Ölçü şudur. Laikaları esas alıp ona göre hareket eden mesleğini önüne koyar, meşrebini arkada tutar. Eğer laikaları okumuyor, okutmuyor veya kendisi okuduğu halde yaşamıyorsa meşrebi önedir, yani kendileri öndedir. Nurculuğu ona vasıta yaparlar. Ölçü budur. Şeye bakın, hizmet rehberinin mukaddemesi baştan aşağı budur. Ona ait bir dersim var. Dün mü yapmıştık? Nurcu musun değil misin? Peki, bir de okuyayım. Bir tek peder yerine, pederi bir daha söylüyor. Peder Osmanlı tarihinde ve tarikat tarihinde mürşit ve peder tabiri şuydu. Mürşit irşat eden, peder, eskide peder vardı. Yani şeyhin vekillerine baba denilirdi. Terbiye eden. Falan baba diye geçer. Terzi baba diye geçer mesela. Bir tek peder yerine pek çok ağabeyi buldurur. Elbette büyük kardeşlerin mutaaddit şefkatleri bir pederin şefkatini hiçe indirir. Mesela bir tane örnek vereyim. 16 sene yanında kaldım. Müştü abi hasta yatıyor. Allah şifa versin, hayırlı ömür versin. Telefon ettim onlarla kadar, hizmetiyle alakadar olanlara. Bunlarla alakalı bir şey söyleyeceğim. Selahattin dedim ki, Selahattin Rüştü abi ne yapıyor? Abi yatıyor dedi. Ziyaret et. Abi dedi, iki grup geldi, hiçbirisine kalkmadı dedi. Hasta. Peki. İçimde şey geldi.
Valla Yunanistan'a gelirken ben dedim gireyim. Kalkmaz. Ben bir uğrayayım. Uğradım. Gitti demiş ki Hasan geldi. Tut beni demiş. Odaya gelsin. Hayır demiş. Kalktı biliyor musun? Baktım ki salonda duvara tutuna geliyor. İnan. Ne anlatacağım şimdi? Elbette büyük kardeşlerin mutadit şefkatleri, şefkat bir pederin şefkatini içe indirir. Nereden geliyorsun dedi ilk. Abi diyeceğim aç mısın? Sen açsın. Nereden geliyorsun? Birinci soru, ikincisi aç mısın? Ondan sonra tabii çözemediğim veya külliyatta başka mana mertebesi var mı bunun diye bazı şeyleri hemen sordum. Bu daha umumi caddedir. Bu ifrat, bu tefriti, bu daha yakın. Öyle laikalarda. Neyse. Allah bize emekleri olanlara, bizim binamıza zerre kadar taşı olanlara mekanları cennet olsun. Ruhları âli olsun. Bize emeği geçen, bize katkısı olan, ruhumuza ruh olana, gece hayatımızda yıldız olanlara, yol gösterenlere hepsine minnettarız, rahmetle anıyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. El ele ustadın varisleri, ustadın talebeleri, yani la teşbih ve la temsil, Peygamber Aleyhisselam'ın sahabesi gibi ustadın sahabeleri, onların iyilikleri, onların fedakarlıkları unutulmayacak kadar, unutamayacağımız kadar fedakarane hareket ettikleri için onları da rahmetle anıyorum. Daireye girmeden evvel bulduğu şeyhi, Nurcular, bak ne anlatıyor, görüyor musun? Ne kadar yakın bir yer. Ama abi ben Nurculuğa girdim, tanıdım ama, ya vallahi hoşuma gitti Nurcular ama daireden önce ben şeyhi bulmuştum. Bak, daireye girmeden evvel bulduğu şeyhi, okumuş muydu Mehmet Bilir bir şey? İlk defa diyoruz. Osmanlıca lemalardan çevrilmiş bu. Daireye girmeden evvel bulduğu şeyhi ne yapalım? Ben ne derim biliyor musun? Katla, pakette çöpe at. Demiyor bak. Her fert o şeyhini, mürşidini dairede dahi muhafaza edebilir. Fakat şeyhi olmayan daireye girdikten sonra ancak daire içinde mürşit arayabilir. Yani daire içinde mürşit bulabilir. Abi yani. Daire içinde nasıl şeyhini muhafaza edebilir? Adam bağlı, şeyhine bağlı, tamam. Sen onu bırak gelebilirsin, başka gelemezsin yok. Çünkü Risale-i Nur 12 hak tarikatı hulasasıdır. Hepsine camidir. Yani Risale-i Nur, mesela diyelim ki Kadiri tarikatının yöntemi var, yolu var. Zikir yöntemi var. Seslidir. Nakşi'ye uymaz. Nakşi Kadiri'ye uymaz. Tamam. Yani tarikatlar zaten farklı olmasının sebebi birbirine uymaz. Ama Risale-i Nur'un dersleri hepsine uyar hava gibi. Mesela bir tanesi çıkabilir diyebilir mi ki ben 10. söz haşirle alakalı mevzuyu duymak istemiyorum. Bizim mesleğimize, meşrebimize zararlıdır. Der mi? Mesela 31. söz Miraç. Ya Miraç da benim ne alakam var ya? Der mi? 1. söz Besmele'nin esrarı. Besme. Ya bana dinlemek istemiyorum ya. 1. sözün esrarı olur mu ya? Benim mesleğime, meşrebime, tarikatıma, anlayışıma zarar veriyor. Der mi? Yani Risale'nin hakikaten hepsinin gıdası. 2. söz. İmanın güzelliği, küfrün rezilliğini. Aman ben duymak istemem. Ekmek yemek istemiyor adam. O olmaz. Onun için herkesi bağlıyor. Fakat böyle olduğu halde 12 hak tarikatın hulasası niye? Zikir dersen nasıl yapacak ki bizim kadar zikir? Bir kere Risale-i Nur talebelerinin bas tesbihatı bir topla Allah aşkına sabah Subhaneke ya Allah talete ya Rahmane cinneminenler ve efkar aman Subhaneke ya Rahim talete ya Kerime cinneminenler ve efkar aman öyle ya Cemilu ya Allah ya Karibu ya Allah ikindi Subhaneke ya Allah Teala ya Rahman ecineminenler ve afkâ Rahman. Yatsın. Akşam ve sabah. Allah'ım ecineminenler, Allah'ım ecinemin kulinar, Allah'ım ecinemin fitneti, diniyet ve dünyeviye. Onlar. Akşam yatsı arasındaki peygamberlerin evradını yapıyoruz. Her gün bir Kur'an'dan okuyorsun. Her gün bir cüzünü okuyorsun. Her gün Kur'an'da bir cüz okuyorsun. Yani zikir desen
zaten koca yarım günümüzü alıyor. Mübalağasız, şahitsiniz değil mi? Yarım günümü almıyor mu benim? Hiç gördünüz mü Kur'ansız bir dersen? Yok. Sizi de görmediğim için burada şey olmaz ki. Olmaz. Yani ha, daire içi haricindeyken şıkhımı, sen nurcu oldun. Tamam bırak demiyor. Bırak demiyor bak ne diyor. Daire girmeden evvel bulduğu şeyhi, her fert o şeyhinin, mürşidini dairede dahi muhafaza edebilir. Tamam şeyhine git ama risan dersini al. Risan da oku. Birinci sözün esrarı. Şeyhine mani değil. O başka. O senin işin. Yani şu. Gidersin şeyhinden evradını alırsın. Şeyhin dedi ki 500 defa şunu çık tamam. Ama geldi akşam bir baktı ikinci söz. İmanın güzelliği, küfrün kötülüğü. Aman 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 bizim mesleğimize zıt bu ya. Böyle duymak istemeyiz. Efendim namaz hakikati, namazın mahiyeti, hakikati, sureti, hukuku 9. söz. Yo biz de namaza dair böyle bir şey duymak istemiyoruz der mi? Şeyhime zıttır, tarikatıma zıttır. Değil mi? Demez. Olmaz zaten. Bir şey mi diyeceğim? Yok. Ama fakat şeyhi olmayan daireye girdikten sonra ancak daire içinde mürşit arayabilir. Hem Risaleti Nur'un velayeti kübra olan sır veraseti nübüvvet feyzini veren dersi hakaik dairesindeki ilmi hakikat dahi daire haricindeki tarikatlara ihtiyaç bırakmaz. 91 miydi lemalar şey emirda? Bir de okuyayım. Risale-i Nur'un için tarikata ihtiyacı yok. Ama bir adam da öyle gelmiş. Adam zaafı var şeyhine. Vallahi bu kadar iyiliği görmüş. Nasıl açacak? Ama bırakma diyor. Daire içinde korusun. Fakat Risale-i Nur'un velayeti kübra, velayeti sura, velayeti vusta, velayeti kübra. 3 tane velayetten bahseder. 5. mektupta İmam-ı Rabbani Hazretleri. Risale-i Nur ise velayeti kübra olan sırrı veraseti nübüvvetin feyzini veren, yani nübüvvetin varislerinin o hakikati olan sır, feyiz, onu veren ders-i hakaik, yani hakikat dersi dairesindeki ilmi hakikat dahi, yani ilmin içerisinde nübüvvetin feyzi var. Bazılar diyor ki, ilimle olmaz şeyhlaz. O kadar cahil ki, İlim canlı ve ruhludur, bilmiyor. İlim şey zannediyor, kitaptaki yazı. O zaman o kitap, dolabındaki Kur'an, Kur'an mıdır? Musaftır. Sayfalarmış, o Kur'an değil ki. Kur'an okunandır, Kur'an mahluk değil. Ama seninki rafındaki mahluktur, tutunuyor. Kur'an tutmuyor musun böyle? Kilosu yok mu? Aa da Kur'an işte diyelim, kitap. Mahluk değil mi? Mahluktur. Hani Kur'an mahluk değil, Ahmet bin Hanbel işkence gördü. Ha bu musaftır. Ha Kur'an nasıl böyle kendisini sayfa ile ifade ediyorsa Risale-i Nur da canlı ve ruhludur. Canlı ve ruhludur. O dersi yapmıştık. Risale-i Nur şahsı manevisi ruhludur. Şöyle düşün. Gözümüzden, kulağımızdan, burnumuzdan, ağzımızdan, elimizden içeriye girenler var. İçeriye girdikten sonra hayatsız olur mu? Hayata giren hayatsız kalabilir mi? He? Kalamaz. Mesela bak. Hayatsız olur mu şimdi? Ne olacak? Tırnak olacak, saç olacak, deyip karaciğer olacak, böbrek olacak. İçeriye giren canlanıyor, ruhlanıyor. İçimize giren ruhlanıyorsa, eğer maddi ise sırf hayatlanıyor. Eğer mana ise ruhlanıyor. Şu anda ben sizin ruhunuza hitap ediyorum. Cesedinize değil ki. Ruhunuza giriyor mu girmiyor? Ölü ruhlar dirilir diyor. Vahiy ile. Kur'an için diyor ki 433 sözlerde canlı ve bak ilim irade kudreti tazamun eden kelam ile. Yani ilim kısacası canlı ve ruhludur. Peki benim ruhumda o ruhumda olan ilim ruhsuz olur mu? Ruhun içinde olan bir şey ruhsuz olur. Suyun içinde olan bir şey kuru olabilir. Bak bunun içine bunu attım. Bu ıslanmamış olur mu? Olur ama o zaman harika olur. Adetullah değildir. Parmağımı sokuyorum. Islanmasın. Islanmamak harikadır. İslanmak da...
Dolayısıyla ruha giren her şey ruhlanıyor. Ha, benim ortaya koyduğum ders, yaşadığım namaz, oruç vesaire ruhumdan temsil ediyor. İşte benim ruhumu oraya koydum. Amellerimi, sebabımı, Kur'an'ımı koydum. Sen de koydun. Dün de koydular. Ustad da koydu. Gelecektekiler de koydular. Bu ortaya koyduğumuz havuzdaki benim namazım, senin orucun, senin zekatın, senin lavabo temizlemen, bunun tuvaleti temizlemesi, bunu birisine bir şey anlatması. Yani Risale-i Nur'un şahsı manevisi nedir? Nurcuların ruhundan giden ruhani temessülatı hulasasıdır. O zaman o şahs-ı manevi canlı ve ruhludur. Canlıdır yani, bir başımızda böyle birisi var. Başımızda böyle bir ruhani varlık var. Biz diyor her birimiz, o diyor şahs-ı manevisinin bir azaları. Birimiz kolu, birimiz kulağı, birimiz ayağı olmuşuz diyor. Öyle demiyor. Risale-i Nur şahs-ı manevisi mi azalar? Hikaye anlatmıyor. Onun için temelde şu hata yapılıyor. İlim cansız zannediliyor. İlim ruhsuz zannediliyor. İlim bu değil arkadaşlar. Bu ifadelenmiş mürekkep. Bu elde ruha atılan şey ilim olur. Çünkü Kur'an okunandır. Okunduğu zaman sende ortaya çıkan Kur'an'dır. Sen okumadan koyduğun şey musaftır. Mürekkeptir, siyah mürekkeptir. Şekildir ya. Elif ya, siyah mürekkep böyle döküldü. Bak peki, arasındaki farkı anlatayım. Ne olur bir Fatiha hayal edin. Ettiniz mi? Bak, oraya bakın. Hayalinizdeki Fatiha'ya bakın. Ben şimdi beni dinleyin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Sesim ona benziyor mu? Herkes farklı okuyor. Ses yazıya benzemediği gibi mana da sese benzemiyor. Ruh da manaya benzemiyor. Böyle arkaya doğru git. Ha Kur'an. Kur'an böyledir. Daha anlatayım. O raftaki Kur'an buzdur. İçerisinde su var. Suyun içerisinde H2O var. Yani buzu oluşturan sudur. Suyu oluşturan H2O'dur. H2O'yu oluşturan enerjidir. Enerjiyi oluşturan esirdir. Esiri oluşturan maddi hayattır. Maddi hayatı oluşturan aynı hayattır. Aynı hayatı oluşturan akıl cevheridir. Akıl cevherini oluşturan ruh cevheridir. Ruh cevherini oluşturan Nur-u Muhammedidir. Nur-u Muhammedi'yi oluşturan Esma'dır. Esma'yı oluşturan sıfattır. Sıfatın içindeki ilimdir Kur'an işte. Yani bu kitap gözükmesi buzdur. Bu süreci hayal et. İşte Kur'an böyledir. Örnek de verdim. Hayal edin dedim Kur'an şey elhamı. Benim sesime bak. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ömründe hiç Kur'an görmemiş ama kör. Elhamdülillahi Rabbil alemin dediğim zaman bu sesi, sese göre o Fatiha'nın lam, ha falan harflerini hayal edebilir mi? Hiç ömründe şekil görmeyene ses duysa Kur'an'ın şeklini, harflerini hayal edemez. Ömründe hiç ses duymamış. Hep görmüş. Hiç ama ses duymamış. Buna diyorum ki ama şey Sara, Ahraza. Bakıyor bana. Bak. Okuyorum ona. Siz duydunuz mu şey? Ahraz böyledir. Ha, şekli, şekle bakıp sesi hayal edemez. Onu anlatmak istedim. Şekle bakıp sesi hayal edemez. Arkadaşlar bu düşünmek için mantık malzemeleri veriyoruz. Bak. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sesim yazıya benzemez. Eğer görüyor ama ahraz duymuyorsa yazıya bakıp sesi hayal edemez o da. Böyle gidin. Mana öyledir. Akılıyorum. Ben mesela Elhamdülillahi Rabbil alemin yazı, ses, kendi uslubum, okurken mimiklerim, tamam mı? Mimiklerim, o elhamdülillah Rabbil alemine verdiğim değer, iman, itikad, bilgim, karşıya ona göre tesir yapıyor. O beni oluşturan şeyler, elhamdülillahi Rabbil alemin derken, benim dimağımdaki, kalbimdeki, ruhumdaki Kur'ani bütünlük, halet, o benim Kur'an'ım oluyor işte. Benim Kur'an'ım o. Oku kendi kitabını bu işte.
Senin Kur'an'ın ayrı, benim Kur'an'ım ayrı. Çünkü Kur'an nihayetsiz mana mertebesidir. Nihayetsiz mana mertebesinden gelmiş diyor. Ama sirayet eder yani sizde. Tabii tabii sirayet eder. Ama radyonu açıksa, ben yayın yapıyorum, sen kapatmışsın. Nasıl? Tenkit edersen, eleştirirsen, şöyle bu dersi şöyle dinlesen. Ne diyor ya, manyak, salak. Bırak. Neyse bir malumat alayım ya, akşam dersi veya ders yapacağım ben. Ben de ders yapacağım bunu. Dinleyeyim ne diyor. Ne diyor? Ne diyor? Hiç aynı lafsı bilgiyi alır. Bilgiyi alır. Bilgi, malum alır. Malumat, ilim değil ama. Ne der? Ha su, buz ilişkisi. Ha tamam iyi. Ses, elhamdülillah Rabbil alemin. Ses yazıya benzemiyor şu an. Onu yaz. Ha bu bilgiyi alır ama feyiz alamaz. Kesinlikle hiç alamaz. Aynı şey, aynı ders birisinin hidayetine, bahsine, dalaletine sebep olur. Nasıl dalalete? Kur'an için diyor Allah. Yudüllü bihi kesir ve ehdi bihi kesir. Çoğusunu dalalete, çoğusunu hidayete götürür Kur'an diyor. Ve ehdi bihi kesir. Dalalete atar diyor ya. Kur'an dalalete atar mı? Atar kardeşim, hak edince atar seni kardeşim. Öyle atar ki vallahi ben aşağı kapağı bile kapatırım ya. Birisi mesela sinekten iman zirve yapar, tabi der ki ya Allah Allah kim sinek? Geçen bir tanesi diyor dün akşam. Ya diyor ya iç içkiyi diyor ya Allah seninle mi, senin içkiyle mi meşgul olacak? Yani o kadar ahmak ki. Yani o Allah'lık hakikatini böyle kendisi gibi düşünüyor. Düşün ki bir güneş buraya ışık vermiyor. Ya bununla mı uğraşacak ya dağlar varken? Güneşin aksiyetini gösterir. Bana söyleyin dağ vururken aynı zamanda şu çiçeğin şu zerresine vuruyor mu vurmuyor mu? Niye vuruyor? Azametindendir. Şimdi güneşten istisna kalabilir mi bu? Güneşten istisna kalamadığı gibi senin içkinde Allah'tan istisna kalamaz. Evet. Bir de okuyayım ya o cümleyi. Hem Risaletün Nur'un Velayet-i Kübra olan Risaletün Nur'un Velayet-i Kübra'sı nedir? Sırr-ı veraset-i nübüvvet. Yani nübüvvetin hamalesidir Risale-i Nur. Ama sırdır. Herkese Risale-i Nur kendisini açmaz. Kim? Sadık talebelerine kendisini açar ve verir. Sırr-ı velayet-i nübüvvet feyzini veren kim veriyor? Bak Risale-i Nur bak ne verecek? Feyz insandan değil mi? Kitaptan feyz olur mu? Ey insansız olmaz diyenler! Ey şeyhsiz olmaz, insansız olmaz diyenler. Kur'an'da feyiz var mı yok mu? Kur'an insan mıdır? Ey insansız olmaz diyenler. Sünnet-i Seniyye'de feyiz var mı yok mu? Evet. Peygamber aleyhisselatü vesselam sünnet-i Seniyye'sinin feyiz var. Ey insansız olmaz diyenler. Allah insan mıdır? Ya feyyaz. Ya feyyaz. Feyyaz-ı mutlak. Hiçbirisinde insan yok. Kur'an'da insan yok. Yaşayan bir insan yok, haşa. Sünnet-i Seniyyesinde yaşayan bir insan yok. Oysa ben size iki şey bıraktım diyor. Bir Allah'ın kelamı, iki Sünnet-i Seniyye'ye temessük ederseniz kurtulursunuz diyor. Yoksa birisini de ekleyelim oraya şeyhi. Üç şey bırakıyorum haşa dese. Öyle mi dedi Resulullah? Allah'ın kelamı, Sünnet-i Seniyye'mi, onun tatbikatçısı olan şeyhinizi, ustadınızı, abinizi. Yok öyle dememiş ki, iki şey demiş. Kur'an insan değil ki. Tabi olmayacak mıyız? Dile-i şer'iye bırakmış. Kıyas. İcma, Kur'an, sünnet. Baştan alayım. Kur'an, sünnet, icma, kıyas. İnsan mıdır bunlar? Ya. Yani cahil olduğumuz zaman işte hiçbir şey benzemiyor. Yağsız tuzsuz bir yemek. Ha şeyhin ve abin, ustadın mutlak olsun zaten o bir şey yapmıyor. Korusun diyor. Ona bir şey demiyor ki. Ama cahilane ifade etme. Bunsuz olmaz deme ya. Adam İmam Azam'a tabi. Diyelim ki kutuplarda bir adam yaşıyor. Senin şefini bilmiyor. Ne olacak şimdi? Cehennemde midir o? 800 sene önce Geylani'ye dayanıyor. Kadiri tarikat. 700 sene Nakşit tarikatı. 100 sene bize yakındır. Geylani ile Bahattin Şah Nakşibend arasında 100 sene var. Yani bizden 700 sene önce Nakşi tarikatı kuruldu. Bizden 800 sene önce Geylani, Kadiri tarikatı. Peki 1400 sene var İslam'a. Onlar Oğuzhan tarikatı yok. Yani ama
bu yöntem, yol yanlıştır, haşa. Kimin hattı var? Üstad korusun diyor. Ama esas yapma yani. Vesileyi asıl koyma. Aslı buraya koy. Tarikatı buraya koyma. Buraya hakikati koy, tarikatı vesile yap. Tarikatı koydum buraya, hakikati vesile yapıyorsun. Hakikat esmadır, esma yoludur. Tarikattan düşer, şeriata düşer, şeriattan düşer, dinden çıkar. O kadar. Tarikattan düşer, tarikattan düşer kardeşim. Dinden düşer, gitti işte. Tarikat din değil ki, nurculuk din değil ki, haşa. Bütün cemaatler dava içinde burhandır. Dava değil, dava tek, din, İslam. Evet, sır veraseti nübüvvet feyzini veren nedir o? Ders hakayık. Risale-i Nur'un şu dersi hakayık. Ben size anlatıyorum. Feyz aldınız. Peki ben bunu sizden daha önce okumuş muyum, okumamış mıyım? Okumuşum da anlatıyorum. Ben burada yazmıyorum. Peki bana birisi anlatmadı. Feyz almadım mı ben? Ben anlatıyorum, siz feyz alıyorsunuz. Ben okudum. Birisi bana ders yapmadı. Yani nedir o? Ders hakaiki anlatmak için söylüyorum. Ders. Dersi hakaik, dairesindeki ilmi hakikat. Neymiş? Dahi, daire haricindeki tarikatlara ihtiyaç bırakmaz. Yani Risale-i Nur okuyunca... Abi şeyiyle bir yere bağlayacağız. Kastamonu laikasına bağla. Emirdağ'ına bağla. Abi ya ben insansız yürüyemiyorum. Tamam, o da söyledi. Daire içinde abi bu. Sana yöntem ve yol gösterecek. Abi ne olsun? Ablan olsun. Var. Yasak değil ki ya. Onu da bu. Meğer tarikatı yanlış anlayıp güzel rüyalar, tarikatı şöyle anlıyorlar. Güzel rüyalar, hayaller, güzel hayaller, güzel nurlar, güzel zevklere muptela ve ahiret faziletten ayrı olan dünyevi ve hevesi zevkleri arzulayan ve mercit makamını isteyen nefis perestler olan. Yani eğer sen tarikattan güzel rüyalar göreceğim, onun için giriyorum, güzel hayallerim, güzel nurlar, güzel zevkler olacak, Allah, coşmalar olacak falan, bunları arıyorsan, kardeş sen tarikatı dünyada güzel yaşamak için yapıyorsun. Sen o zaman dini alet ediyorsun ya. Uçacağım, kaçacağım falan, acayip acayip şeyler olacak. Allahu Ekber falan, tuhaf tuhaf şeyler olacak. Sen o zaman ahireti burada arıyorsun. Onları şey diyor, kim demir, Gazali mi dedi? İki tip diyor, tarikatta insan var der. Gazali şeyinde okudum, Gazali de okumuştum. Yani. Bir diyor, deniz gibi, birisi göl gibidir. Göl gibi demek, mesela bunu göle atsan, o aşağı iner, dibe örtülür, kalkar. Deniz ise atarsın, o biraz birkaç hafta sonra, bir ay sonra doğru sahile atar. Bazılar aldığı feyze, Allah diye deniz tipidir bu, dışarı atıyor. Bazılar var, alıyor, göl gibidir, yutuyor ve kendine mal oluyor. Ne güzel demişler ya. Hoş adamlar ya, kafam o kadar yatıyor ki bu insanlar. Gazali çok kafama yatıyor. Öyle şey beni deli ediyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Yani o kadar hoşuma gidiyor ki ya. Yani o Adem anlatması var ya, Adem. Adem mevzuları. Yani şaşırıyorum yani, ustad da bahsediyor da. Tamam. Yani daha o medar bas yokken, piyasada böyle bir bab yokken, Adem'in vücudundan bahseden, beni en çok deli eden, etkileyen İmam-ı Rabbani Hazretleri rahmetullahi aleyh radiyallahu an. Ne vasıf varsa, peygamberlik vasıfı vermedi, ne verirsen ver. Hayranım. Allah şefaatlerine mazhar eylesin. İslam'a ve Kur'an'a, ehli sünnet dairesine hizmet edenlere Allah hayırlı feyizler versin. Ayakları başımızın üzerindedir. Yani Adem'in vücudunu ortaya koydu ya, yani o kadar acayip, çok etkiliyor beni. İmam-ı Rabbani Hazretleri... He, onu anda bahsediyorum. Adem izah etmiş ya. Etmiş ya. Yok biliyorum, o yüzden şey. Yok, Adem şu. Adem'in varlığından bahsediyor, içerisini Risale'nin anlatıyor. İçerisi mümkün değil o.
Adem'den bahsediyor o kadar. Adem. İçeri var ya vasıf ve sıfat. Yani vücudun ifade edildiği zemin. O başka. Acayip. Adem mutlak var bir de. Bu dünyada darül hizmettir. Külfet ve meşakkat ile ücret ölçülür. Darül mükafat değil. Bu dünya neymiş? Darül hizmettir. Hizmet yeridir. Külfet yeridir. Meşakkat yeridir. Ve külfetle, meşakkatla ölçülür. Ama burası darül mükafat değil. Onun içindir ki ehli hakikat, ehli hakikat, hakikat, tarikat değil, keşif ve kerametlerdeki ezvak ve envara ehemmiyet vermiyorlar. Belki bazen kaçıyorlar, setrini istiyorlar. Çünkü ilim üstündür her şeyden. Kur'an okumak mesela zikirdir. En büyük zikir Kur'an okumaktır. Kur'an'dan daha büyük zikir olur mu? Ama Kur'an okumanın İslam'daki hükmü sünnettir. Zikrin değerini düşünün. Herhangi bir Geylani Hazretleri'nin, Ustadımızın, İmam-ı Rabbani'nin, Hazretleri'nin, yani zikirleri Kur'an'a ayetlerine giremez ki aşağı tobe estağfurullah. Evlatlar isken. En büyük zikir Kur'an'dır. Kur'an okumaktır. Namaza da zikir deniliyor. Ha, Kur'an okumak ayettir. Bir zatın duasına nispeten Kur'an kıyas edilmez. Ama İslam'daki hükmün derecesi sünnettir. Sen daha Allah vermediği makamı verirsen şeriatı bozuyorsun. Kur'an okumak sünnet ama içini bilmek farzdır. İlim. Kur'an'ın içini itikadi ve ameli bilgi kadar bilmen farzdır. Onun için hakikat ilmine şey yapan, giren, yani Kur'an'ın manalarına bakan, dalan, artık geri dönüp de Kur'an'a götüren yöntem olan tarikata meşgul olmaz. Niye? Tarikatın gaye maksadı şu. Sünnet-i Seniyye'yi ve Hakayık-ı İmaniye'yi İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki sağlam bir itikat elde etmeden ve Sünnet-i Seniyye temessük etmeden tarikat olmaz diyor. Ahmet bin Hanbel diyor ki, Hanbeli mezhebin kurucusu, şeriatı dini yani sağlam bir itikat olmadan, doğru yani şeriat bilgisi olmadan, yani haram helalları bilmeden, itikatların doğru öğrenmeden tarikata girerse zındık olur diyor. Çünkü orada göreceği tuhaflıkları hakikat zannedecek, şatahata girecek, dalalete girip gidecek, kaybolup gidecek. Çünkü miracı şeytan bile ettiriyormuş. Belirli yere kadar şeytan seni götürür. Onunla miraç zannedersin. Şeytani miraç deniliyor kitaplarda. Ya sonra dersin ki ben miraç yaptım. Oysa şeytan sana miraç yaptırdı. Bunu nasıl ayırt edeceksin? Edile-i şeriye işte. Gördün? Hatta tarikatı sorgulayan da edile-i şeriyedir. İlimdir ya. Yani. Tarikatta ben uçuyorum geçiyorum doğru mudur yanlış mıdır? İşte hocam şeyhim ya bu gördüğüm şeytani midir rahmani midir? Kim söyleyecek bunu sana? Ehli ilim söyleyecek. İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle diyor. Ben ne geceyim ne gündüzüm ne de onlara tapanlardanım. Rüya ile işim yoktur diyor. Ama adam rüyayı şimdi ölçü yapmış. Din koyduk. Artık din rüyalarla gelecek artık. Sanki haşa perdeyi pey vahiy geliyor gibi. Lan din gelmiş, ben bugün sizin dininizi tamamladım. Ekmetü lekum dinikum. Ben artık sizin dininizi tamamladım diyor. İşte ilim acayip bir şey ya. Yoksa şeytana maskara olur ilim yoksa. Lan tarikata değil ilimsiz girmek, tuvalete cehaletle giremezsin ya. Bunu bitireyim. Tuvalete bile giremezsin. Tuvalete nasıl oturacaksın? İstibra, istinca nasıl yapacaksın? Nasıl gireceksin, nasıl çıkacaksın? Banyo nasıl yapacaksın? Cehaletle banyo yapamıyorsun. Cehaletle tuvalete giremiyorsun. Cehaletle tarikata nasıl gireceksin? Evet abi. Şimdi iki kanatı da sunuk edilir. Beşinci mektup. Beşinci mektup. Yani hakaik-i imaniye sağlam bir itikat etmek. Dima sonuncusu abi. Evet. Bu vesvese risalesini bilmese. Evet ya. Şunu bunu bilmese. Yani risale bilmese. Sağlam bir itikat. Kanat eksik oluyor. Uçamaz hani uçamaz. Dima sonuncusu. Sağlam bir itikat. Yani diman, tahayyül, tasavvur, taakul.
tasdik, izan, iltizan, itikat. Bunların müminlerini bilecek. Böyle tamamlayacak sağlam bir itikat. İtikat divan son mertebesi. Sağlam bir itikat olmasa, ikincisi İmam Rabbani sözü. Ve feraiz-i diniye imtisal etmekle olur. Feraiz-i dini imtisal edecek. Farzları bilmiyorsun. Namazı bozan. Gidiyorsun secdeye. Bak secdeye gidiyorsun. Secdedeki farz olanları söyler misiniz bana farz olan miktarı? Yok yok farz şeklini. Alın, burun, iki parmak, en az. Evet, alın, burun, dizleri, burun, dizde, ayakların uçlarındaki en azından bir ayağın iki parmağı dikilmesi lazım. Tamam. En az iki, bir buçuk iki. Bir buçuk diyen herhalde bir tanesini okumuşum. Yani bir imam. En az iki parmak dikilecek. Eğer secdedeyken iki ayağını kaldırsan namaz ne oldu? Gitti. Secdede. Tek ayağı kaldırsan namazda? Mekruh olur. Harama yakın. Tahrime. Secde, seccade bozulmasın diye secdeden kalkarken o iki ayağını tak kaldırıyoruz. Hop ileriye koyuyor. Yani seccade bozulmasın diye. Seccade bozulmasın diye uğraşırken namazı bozdu. İki elle cübbe düzeltmek? O da öyle. O da iki elle düzeltmek, amali kesildi, namaz iptal oldu. Sarı düzeltmek iki elle. İki elle buna amali kesil denilir. Bir kaşındın bir rekatta, bir daha kaşındın. Tamam, müsaade et. İkinci rekatta, başka bir rekatta gene iki hakkın var. Ama bir kaşındın, bir daha kaşındın, bir daha yapamazsın. Almanya'da birisi dedi ki, abi burayı kaşırken hiç kaldırmadan burayı da getirsem olur mu lan, o iki sayılır. Ya ne acayip hoşuma gidiyor ya. Böyle hiç hatırıma, hayalime gelmeyen şeyler söylüyorlar. Bu sonra baktım kitaba, baktım sürtünerek götürse diyor, ikisi diyor ayrı şey sayılır. Çünkü burayı kaşıdın, buraya getirdin ama burayı da kaşın. Onun içindir ki ehli hakikat keşif ve kerametlerdeki ezvak ve envara emniyet vermiyorlar. Belki bazen kaçıyorlar, setrini istiyorlar. Hem Risale-i Nur'un dairesi çok geniştir. Bir sayabilir misiniz mesela? Risale'nin dairesi çok geniştir. Hadi. Dost. Kardeş. Talebe. Has. Ehas-ı has. Aferin. Erkanlar. Rükünler. Sayfayı biliyor musunuz nerededir? Hangi kitaptadır onu sorayım. Kastamon. Ha mektubatta da var ama mektubat 26. mektup 26. mektubun 4. mepasın 10. meselesi. Barla'da var en mukaddeme ama bu anlattığım Kastamonu'da. Hatırlar mısınız nerededir? Hadi bakalım ben bunu okurken benim buraya bak buraya atıf yapmışım. Ben o kadar zeki olmadığım için buraya koymuşum. Ama söylemeyeyim size. Peki ama kulağınız bende olsun. Belki böyle mahsus yapıyorum ki makş olsun. Risale-i Nur'un çok çeşitli daireleri var. Tek daire değildir. Taassup yapan Risale-i Nur'u tek daire zannediyor. Anladınız mı bunu? Taassup ehli kimdir? Cahil olması demek. Risale-i Nur'un dairesi tek zannedendir. Oysa Risale'nin dairesi çok geniştir. Şakirtleri pek çoktur. Harice kaçanları aramaz. Bir tanesi geldi ondan sonra çekip gitti. Hiç aramaz. Ona emniyet vermez. Belki daha içine almaz. O gidip zikzak yapanlar var ya böyle. Onlar artık ne tarikattan ne nurculuktan hiçbir şeyden zevk alamazlar. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri tevhidi kıble et dedi. İlk önce ara. Git Nakşi'ye git, Kadir'e git, Nurculuğa git. Nurculuğa gittin. Nurculuğun işte çeşitli meşrepleri var. İşte Sungur abi var, Abdullah Yayın abinin var, Sait Özdemir abinin var, Kurdoğlu var, yazıcı kardeşler var. Tamam. Okuyucuları komple, okuyucular da bir tane diyorlar. Meşveret, Hamidiye. Tamam. İşte bizi de okuyucu diyorlar, öyle diyorlar. Bana diyorlar, abi hangi cemaattansın? Nurcuyum dedim. Abi hangi abinin yanındasın? Vallahi Emirdağ abinin yanındayım dedim. Lemalar abinin yanında hep iyi kaldım. Sözler abinin yanında çok ders aldım. Ondan sonra,
Yani kaynak itibariyle onu gösteriyorum, odur. Benim bir cemaatim yok. Ha, meşrebimiz nereden geliyorsa, meşrebimiz ustadın sir katibi olan Zübeyir abi. Zübeyir abinin yanında ve Tahir abi, Zübeyir abi ve Tahir abinin yanında yetişen Rüştü abi 15 sene yanlarında kaldı. Benim meşrebim, yani Risale-i Nur'daki meslek ve meşrek anlayışım, hassasiyetim de Rüştü abinin yanında 16 sene kaldım. Bizim Risale-i Nur'a tahkik ve Risale-i Nur'un layıkalara hassasiyetimiz Zübeyir abiden geliyor. Yoksa benim bir kafam çalışıp olmazdı. Zübeyir abi zaten nurcuların ilmihali layıkalardır diye. Şimdi böyle bakarsanız böyle Risale-i Nur'a teşvik, şualardaki ve sözlerin sonundaki konferans Zübeyir abinindir. Konferans Zübeyir abinindir. Şualardaki müdafaya bakın. Hep Risale-i tarihçiyi de zaten hazırlayan o. Hizmet rehberini de hazırlayan o. Asay-ı Musa ile Rüştü abi, şu ustadla beraber şey yaptıklarını kendi söyledi. Yani Risale-i Nur'a hassas. Rüştü abiye ne demiş biliyor musun vasiyetnamede? Bunu dedi geçenlerde bana. Zübeyir abi bana dedi ki diyor, Rüştü abi diyor. Meslekte hassas, iman esaslarında mutahassıs, mutahassıs bir talebe yetiştirmesen kabre gelme demiş. Demiş ki bak, Zübeyir abiye ustad demiş. Meslekte hassas, laikalarda hassas demek. İman esasla ilimde mutahassıs. Bir talebe yetiştirmesinden gelme. Ben dedi Rüştü kardeş seni buldum demiş. Allah Allah. Bak ben gidiyorum. Ona da demiş ki, o Rüştü abi demiş yani hastayken bana ne tavsiyen var? O da bana ustadın dediğini söylüyorum sana demiş. Meslekte hassas, ilimde mutahassis. Yani iman esaslarında mutahassis. Bir de söyleyeyim. Laikalarda hassas. İman esaslarında mutahassis. Bir talep yetiştirmeden gelme demiştir. Hepinizi de benden naklediyorum. Siz de böyle gitmemeniz lazım. Bir tane bulacaksın. O zaman... Ona göre ölme. Abi ölmemi geciktireceğim. O zaman adam bulmamışsın demektir. Şeyde var abi Kastamonu 248'de bir yer var. Oku bakayım. Risale-i Nur bir daire değil. Cezaki daireler gibi tabakatı var. Tamam. Orası. 200? 248. 248. Tamam. Kaldı mı kafamıza arkadaşlar? Tamam. Yarın kadar bir şey. Hariçte kaçanları aramaz, emniyet vermez, belki daha içine almaz. Her insanda bir kalp var, bir kalp ise hem dairede hem hariçte olamaz. Hem hariçteki irşada hevesli zatlar. Hem hariçteki irşada hevesli zatlar, Risale-i Nur'un şakirtleriyle meşgul olmamalı. Tarikatçılara sesleniyor. Siz diyor Risale-i Nur'un talebeleriyle meşgul olmayın. Yani onları daireye, tarikatçı yapmaya gerek yapmayın. Gerek yok. Yani sokakta, kahvede insan çoktur. Çünkü üç cihette zarar görmeleri muhtemeldir. Takva dairesindeki talebeler irşada muhtaç olmadıkları gibi hariçte kesitli namazsızlar var. Onları bırakıp bunlarla meşgul olmak irşat değildir. Bir tarikatçı tutup nurcuyla uğraşıyor. İlle tarikatçı yapacağım. Ya kardeşim kahveye gitsene sen namazsız var. Nurcuyla zaten namazı bulmuş. Şimdi bir nurcu da kalkmış. Tarikatçının elini tutuyor. Niye tutuyorsun kardeşim? Abi nurcu olacak. Niye zorluyor kardeşim? Bulmuş işte netice. Namaz kılıyor. Kur'an okuyor. Tamam kardeş bırak ya. Abi ilimse söylersin gelirse gelir ya. Risale okursa okur ya. Zorlama niye zorluyorsun? Öyle bir şey yok da söylüyorum ya. Zaten nurcuların sağ olsun dikkat edersen hep böyle. Berduş olanlar, üniversitede, namazsız, niyansız, solcu, bilmem ne, uyduruk, kaçırık insanlar. Böyle daha çok nurcu bunlardan oluyor. Çok acayip. İhtiyacını duyuyor. Kim ispat ediyor dedi ya. Nasıl Allah ispat ediyor? Allah bir inançtır dedi, inanç hakkını. Kim ispat ediyor? Bana geldi de biliyorum. Bir geldi, Allah Allah, hakikaten ispat ediliyor dedi ya. Dedim ne iş yapıyorsun dedim, fizikçiyim dedi. Dedim ki, fizikte dedim şöyle diyorlar. Deniz seviyesinde 0 santigrat derecesinde 76 civa basıncı altında işte şu şartlar sabit kabul edilirse böyle mi tar? Evet dedi. Niye onlar sabit kabul ediyorsun? Ne kadar yalan? Ne kadar dünya kadar bir yalan. Onlar sabit kabul edilir mi? Sabit değil ki devamlı oynak.
Ne sabit? 3 %14 pi sayısı sabit kabul edilirse. Nereden çıkarttın bu sabit? Sabit yok ki kainat. Kainatta ne sabit ki? Ama mecbursun öyle demeye. Sabit kabul edilirse diyor. Niye kabul edilecek ki? Niye? 76 civa basıncı altında. Bunlar deniz seviyesinde bilmem ne. Bunlar hep okuduk. Öyle okutmadılar. Sabit kabul edilirse. Niye kabul ediliyor kardeşim? Sabit ne var ki? Niye yalan söylüyorsun? Başka şansın yok onu izah etmeye. Yani Allah'ın boşluğunu dolduruyor işte. Allah yapıyor diyeceğine 76 milimetre civa basıncı altına, 0 santigrat derece altına, deniz seviyesinde bilmem ne, şunlar şunlar sabit kabul edilirse, kabul etmek zorundasın. Hani Allah kabul edilmiyordu? Allah'a kabul etmiyordun, sabit kabul edilmiyor da deniz seviyesinde 0 santigrat dereceyi niye sabit kabul ediyorsun? Kesin kabul ediyorsun, olmayan bir şey. Bir de yalan yani. Sıfırsız matematik çökeceği gibi. Ya, anladınız mı bakın? Kabul edilirse, pi sayısı sabit değil mi mühendis bey? Kaç? Sabit. Sabit kabul edilir. Evet sabit de değil tamam, ben sana şöyle söylüyorum. Okulda bize öyle öğretmediler. Öyle öğrettiler. Kabul edilirse. Peki fizikte, kimyada, biyolojide çözerken öyle demiyorlar mı? Deniz seviyesinde, şu kadar civa basıncı altında. Sabit kabul edilirse. Allah kabul et, sabit kabul edilmiyor da. Deniz seviyesini kabul ediyorsun. Her yer, yani dağın tepesinde meydana gelen deniz seviyesinde mi meydana geldi? Sıfır santigrat derecede mi meydana geldi? Civa basıncı 76 milimetre civa basıncı altında mı meydana geldi bu? Bunları nereden çıkartıyorsun sen? Peki o deniz seviyesi yokken denizi nasıl yaptı dedim ona şimdi. Deniz seviyesindekileri, deniz yokken deniz seviyesini nasıl diyeceksin? Deniz yoktu ki. Deniz yaparken deniz seviyesi yok. Hava yokken güneşten kopmuş dünyaya, güneşten kopmuş dünya nedir? Şuna benzer. Peçeteden kopmuş peçete, peçetedir. Güneşten kopmuş parça güneştir. Küçük güneş, dünya. Hava yok. Sıfır santigrat derece nasıl diyeceksin? Hani sabit yok. Hava yok ki sıfır santigrat derece sabit kabul edilsin. Ne acayip bir tuhaf yani. Böyle bir düşündüğün zaman kafam gidiyor ya. Lan güneşten kopmuş olan, bak şöyle dünya. Aynı. Bu güneş, bu dünya. Güneşin bütün özelliğine sahip. Hava mı var denizde, şeyde, güneşte? Su mu var? Bitki mi var? Deniz mi var? Diyorsun ki sen sıfır santigrat derecede hava. 76 milimetre civa basıncı altında. Deniz seviyesinde. O deniz mi var ki denizi? Denizin yapılmasından bahsediyorum. Deniz nasıl yapıldı? Deniz seviyesi diyorsun. Allah deli etme beni. Denizden bahsediyorum. Deniz nasıl yapıldı? Deniz seviyesi mi olur? Hiçbir şey sabit kararında olmayan bir şeyleri sen nasıl sabit kabul ediyorsun bunları? Hangi şey sabit var? Söyle bana. Dedi Allah Allah hakikaten ya. Fizik öğretmeni ya solcu. Evet dedi. Bunu biz kabul ediyoruz böyle. Başka neyi çözeceğiz dedi. Nasıl çözeceğiz? Kaldır bakayım bu sabit sayıları kaldırın. Neyi çözüyorsunuz? Allah'a sabit kabul etmiyor. Mesela bu denizin yapılmasında deniz yokken hayali denizi kabul ediyor. Tuhaf işte. Evet bir de okuyayım. Hem hariçteki irşada hevesli zatlar Risale-i Nur'un şakirtleriyle meşgul olmamalı. Çünkü üç cihette zarar görmeleri muhtemeldir. Takva dairesindeki talebeler irşada muhtaç olmadıkları gibi hariçte kesetle namazsızlar var. Onlardan bahsetmek için oraya girdim. Yani daha çok bizim malzemelerimiz, müşterilerimiz o tipten oluyor. Onları bırakıp bunlarla meşgul olmak irşat değildir. Gece yarısı adam telefon etti bu akşam. Ya adam dedi ki hocam dedi ya benim Allah dedi benimle mi meşgul benim içkiyle? Başka işi kalmadı da benim içki içmemle meşgul olacak. Doğru dedim. Koca bir güneşe diyebilir misin? Allah dünyamızdan 1.400.000 defa büyük güneş. Ya benim şu andaki benimle ne şey yapacak? Bana niye vursun diyebilir misin? Ya bu çiçeğin zerresine güneş niye vursun ya dağ varken yani güneş? Bundan mı meşgul olacak? Azametine nakısı değil mi? Eksiklik değil mi? Güneş demek her yere her zaman aynı anda vurandır. Büyüğüne, küçüğüne, büyüğüne nasıl vurmuşsa küçüğüne de aynı vurur. Büyüğünü esas alıp küçüğünü unutma güneşin nakısıdır. Böyle güneş olmaz. Bir yere vuruyor, bir yere vurmuyor. Niye vurmuyor? Vallahi çok yoruldum ya. Değil mi? Gece yarısı arıyor.
Ancak jeton düştü. Gece her zaman diyor, dersten sonra diyor ki, oldu yani. Hocam dedi, doğru söylediniz dedi ya. Hakikaten güneş eksik olur. Demek ki Allah benimle de meşgul diyor. Aynen öyle, bana da öyle geliyor dedim. O zaman dedi, hocam bana geliyor ki benim içkimle de meşgul. He, bana da öyle geliyor dedim. Onları bırakıp bunlarla meşgul olmak irşat değildir. Eğer bu şakirtleri severse, evvela daire içine girsin, o şakirtlere peder değil, belki kardeş olsun. Bizde peder yok, murşit yok. Ne var? Kardeş ve abi var. Nurcuların dışında bana hoca derler. Ne namaz kıldı gösterirler, hoca derler. Pek alakamız olmadığımla beraber ne yapalım? Hocaların olmadığı yerde yapıyoruz. Ama daire içinde bana ne derler? Abi derler. Yani yaş. Ama benden yaşlı olan abiler de kardeş derler. Bir mahsur var mı abi mesela daire içerisinde abi demesi, hoca desin? Bir mahsur yok herhalde. Mahsur yok. Yani belirlemek daha böyle bizde alışılmış bir cadde. Abi kardeşi için söyledi. Yok canım, ne mahsur olacak? Hocam diyor veya. Ama alışılmış bir şey. Abi, kardeş, kardeşim. Yani dolayısıyla şakirtler bizde o şakirtler peder değil, belki kardeş olsunlar. Fazileti ziyade ise ağabeyleri olsun. Yani yaşı küçük dahi olsa, fazileti büyükse ağabeydir. Fazileti diyor, yaşı büyükse demiyor. Fazileti ziyade ise ağabeyleri olsun. Abimizdir. O konuda abimizdir. Mesela diyelim ki Miraç'ta boyutta benim bir imkanım olsa böyle, yani hayali bir projemi söylüyorum. İnşallah gelecekteki nurcular yapar. Ben böyle bir 3 sene 5 sene gelen talebeleri bir eğitimde alacağım. Temel bilgilere verilecek. 3 defa 5 defa külliyatı bitirecek. Tamam, hiç kelime sorunu olmayacak. O babları da Arapça bilecek, tamam. Ondan sonra ben ihtisas yetiştirmek istiyorum. Yani şu, Miraç'ta adam boyutları, işi, gücü, doldu, öldü Miraç. Bu adama, Miraç kendisi şey yapacak, tevhid, haşir, gayb, enfus, hayat, tamam. Miraç, zaman, namaz, haşir, adam haşir. Ben mesela mektepte okurken ise de, o dershanede kalıyorduk o zaman. Beni tevhidçi bilirler de doğru yani. Hani indir bindi böyle çakardım yani, bu sıfır zannederler derece hep onlar yani. Hep eskiden kalmış şeylerimiz. Hocalara vesaire hakikaten öyle. Hani hiç hatırlamıyorum ben cevap veremedim şeyi. Damadan oluyordu yani. Fizik yani babası bir şey. Yani şeyi anlatmak istiyorum yani, ihtisas. Mesela siz de yapabilirsiniz. Ben mesela daha çok enfusi yani zahirle beraber batını böyle, ikisini beraber işlemek istiyorum derste hep. Ondan hızlı gidemiyorum, ondan bir kelimeye fazla takılıyorum. Batınını görüyorum, dayanamıyorum yani. Sizin de görmenizi istiyorum. Baktığın zaman öteki tarafı görüyorum. Yani kendimde oynuyor onlar. Aa, burası, ben buradayım diyor. Bu burada diyor ki ben burayım, bu benim taraftarım. Ben de duramıyorum, onları lisana getiriyorum. Ama birisi Miraç olsa, ihtisas sayılı olsa, Miraç olsa... Ondan sonra haşirci olsan, Mustafa Babal mesela, Esmacı, Esma da. Miraç'ı güzel yapıyor. Esma işte. Miraç'ı onun zekiyesini yapıyor Mustafa Babal. İndir bindir Miraç değil mi? Birisi de var benim tanıdığım. Dördüncü şu acı adam. Adım bitmiş ya. Nadir abi, 70 kaç yaşında? 71. Adamın ömrü neyle geçmiş? Hayat. Yani doğru derken temeli bitirdikten sonra bu doğru. Herkesin bir ihtisas alanı olması. Yani mesela Mehmet sen diyelim ki geldin 50 yaşında, 60 yaşında. Her şeyden hava vuruyorsun. Aşırıdan ama. Yani bir konuda, yani Miraç'ta sana bir kelime söylüyor. Yani kemküp yapıyorsun. İfratını tefritini mesela Miraç'ın. Miraç'ın bir kelime. Miraç diyelim kelimesinin ifratını, vasatını, tefridini. Dimağı nasıl yapılandırıyor? Enfusu nasıl yapılandırıyor? Hayatta nasıl gözüküyor? Bilmiyoruz. Sen sırf Miraç Risalesi'nin her kelimesini araştırma yapsan 1000 tane Mehmet gelse ömrün yetmez.
O zaman ne yapacağım ben? Koyacağım bir tane şeyi. Her şeyi şeylendireceğim. Koydum Malatya'ya Mehmet'i. Miracı soruyorlar. Kardeşim uçağın bin, git bir hafta kal Malatya'da Miraç Risalesi'ni ondan dinleyeceksin. Efendim bir tanesi var Kastamonu'ya. Ne o? Haşırcı. Enfusçı. Hayatçı. Ha, Türkiye'de dağıtalım böyle. Veya bence. Ya böyle bir hayalim var. Bilmiyorum fazla mı kurguladım. Ne istiyorsun kardeşim? Hissiyat. Hissiyat. Van'da birisi var kardeşim. Hissiyatçımız o. Git. Program oraya. Oraya giden hep hissiyatçılar olsun. Eğitim oradan alsın. Yeni hissiyatçı talebeler onun oklamasından geçsin. Benim şimdi melekut. Arka taraf. Tamam. Beraber yapalım. Böyle gayb şey yaptığımı ben işte öyle oluyorum. Ha, o gayb. Melekut taraf. Ötekisi hissiyat. Ötekisi Nadir abi hayata gitsin. Kardeş dedi ya. Şey yap dedi ya. Her şey daire hayatında dedi ya. Bayat insanı bilir. Falan bir saat konuştum. Bir cümle söylüyor. Bitiriyor. Atıyor kenara bizi. Oradan seyret dedi ya. Ne uğraşıyorsun bunlarla dedi. Dahile geç dedi ya. Dahilden seyret dedi. Her şey bildi. Bak gördün mü? Bitirdim herkesten. Dijital ekranı var adamın. Yani böyle, böyle olmalı. Benim, ha külliyattan şeyi böyle nasıl değil. Benim külliyatın ruhundan aldığım ihtisas olan. Bir abi de layıkacı olmalı. Rüştü abi layıkacıdır. İhtisas olmuş kardeş. Batıncı abilerden bahsedeyim. Hasan Feyzi abi, Hafız Ali abi, Sungur abi. Enfusçu bunlar. Sungur abi çok şahitim şeyine. Abdülhamid abiler değil yani, enfusçu değil. Sungur abi, Hasan Feyzi abi, Hafız Ali abi. Böyle. Barla'daki mektup olanlar çoğunlukla enfusçudurlar. Barla'da mektupları olan. Husrev abi enfusçudur. Barla'da mektupları olanlar daha çok. Acayip bir şey ya. Müdafalarda olan Hasan Feyzi abi zahircidir. Avukatım diyor. Böyle diyen bu sarı diyor kafasını gösterip bu ancak kafayla çıkar falan. Nikola Nikolaevic'e ayağa kalkmayan ustadın kahramanlıkları müdafalar var ya tarihçi. Onlar da zahirci. Hepsinin ayrı bir özelliği var. Aytun abinin şeyi basmayla alakalı o külliyatın şeyi yok. Basma, Risale'nin neşir basılması bu maddi işleri. O da o piri. Her şey var. Said Ömer'dir abi vaaz. Vaaz edecek camiler Efkar Ahmet'e. Zahirci anlatacak. Yani bildiğin zaman ne güzel oluyor ya. Ondaki meziyeti ondan isteme kardeş. Herkes ayrıdır. Şimdi Nadir abideki hayat seviyesini benden istemek olur mu şimdi? Rüştü abideki laika hakimiyeti bende olur mu ya? Adam 80'e dayanmış ömrü layıka. Toplama ilk nurculuk dünyasında Zübeyir abiden. İlk toplama yapan ustadır Asay Musa. Asay Musa toplamadır bütün külliyattan. Kastamonu 56'da zaten ustad söylüyor. Şu parçalar bir araya gelirse diyor en güzel çok en güzel şer ve izah olur diyor. Benim diyor, ben diyor bunun vücuda gelmesi için şey yaptım. Sizin vazifeniz şer ve izahla devam edecek diyor. İzahla devam. Sizin vazifeniz devam ediyordu. Şer ve izahla. Parçaları toplayacaksın. Nasıl olur? O parça getireceksin. Bitireyim, uzattım. Hem bu hadisede göründü ki Risale-i Nur'a intisabın çok ehemmiyeti var. Yani hele bu asırda Risale-i Nur'a intisap. Abi. Usta diyor ki ben sağsam nerede geçerdi hatırlar mısınız? Bana gelip benden istifade etmek birisi bana gelmeden Risale-i Nur'a temessük etseniz kaç derece daha faydalıdır diyor? 20 derece. 20 derece. Nerededir bu? Hangi kitaptadır? Emir Dalaylısı. Aferin. O zaman bul sevgili Murat'ım. Bana nispeten 20 derece daha fazla istifade edersiniz. Bul onu. Ha? 20 derece daha şeydir diyor. O zaman ha ustatsa ha sağ değil. Zaten sağ olsa da aynı şeyi yapacaktık. Şimdi de aynı şey. Ustat zamanında ben yokum demiş. Risale-i Nur var. Bana gelmektense 20 derece daha faziletli diyor. Ben de ona gidiyorum. Ha, Risale-i Nur ama iyiliğim cansız zannediyoruz. Şahs-ı manevi cansız zannediyoruz. Canlı ve ruhludur kardeş.
arkanızda zahir, başınızda hazır. Görmek isterseniz şefkat tokatlarına, yani onların şefkat tokatlarını yerseniz demiyorum. Bak şefkat tokatın başında geçmiyor mu arkadaşlarım? O neydi? Bir okuyun hele şefkat tokatın başında, o cümleyi okumadan çarpmayacağım. Ama başınızda zahir, arkanızda hazır mıdır diyor. Onların tokatlarını yersiniz diyor. Bu dairenin sahipleri kimmiş? Bak bakalım. Arkanızda zahir, başınızda üstad görmek istersiniz. Bak o cümleyi okusun. Hadi bak sen. Bekliyorum sizi. Ayetinin bir sırrını hizmet koloniyle arkadaşlarının beşeriyet müptezası olarak şehir ve hataların neticesinde yedikleri şefkat tokatlarını beyan etmekte tefsir ediyor. Burası değil mi abi, bu paragraf? Oku. Hizmet-i Kur'aniye'nin bir silsile-i keramet ve o hizmet-i kutsiyenin etrafında izni ilahiyle nezaret eden... Ha! İzni ilahiyle nezaret eden bu hizmete... Ve himmet ve duasıyla yardım... Himmet ve duasıyla yardım eden... Gafs-ı Azam'ın bir nevi kerameti... Gafs-ı Azam'ın beyan edilecek. Evet. O nerede? Devam et. Arkanıza zahir. Ta ki bu hizmet kutsiyede bulunanlar ciddiyetlerinde, hizmetlerinde sabat etsinler. He. Sonra bu hizmet kutsiyenin kerameti üç nevidir diyor. Arkada nerede o? İhlas Rasulü abi. Aç orayı. Demek ki bu duasıyla, himmetiyle başımızda yani Geylani Hazretleri. Orada da şey diyor, İmam Ali ile Geylani diyor galiba. Ondan sonra sen buldun, bulunca söyle. Oku. Evet, hem itiraf ediyorum ki samimi ihlasınızla... Biraz izle, duymuyor. Şan ve şeref perdesi altında nefsini okşayan riyadan beni bir derece kurtardınız. İnşallah tam ihlasa muvaffak olursunuz. Beni de tam ihlasa sokarsınız. Bilirsiniz ki Hz. Ali radıyallahu anh'u o müccede vali kerameti ve Hz. Gafs-ı Azam kudüs-i ruhu o harife kerameti gaybiyesiyle sizlere bu sır ihlasa binaen iltifat ediyorlar ve himayetkârına teselli verip hizmetinizi manen alkışlıyorlar. Himayetkârına, evet. Heh. Evet, hiç şüphe etmeyiniz ki bu teveccühleri ihlasa binaen gelir. Eğer bilerek bu ihlası kırarsınız, onların tokatını yersiniz. Ya? O vardı ya başınızda zahir. O tabir de var. Arkanızda, başınızda hazır mıydı? Oku. 10. lemandaki şefkat tokatlarına tahammül ediniz. Sayfa kaç bu? Bu sayfa 162. 162 İhlas, ha. Böyle manevi kahramanları arkanızda zahir... Arkanızda zahir... Başınızda üstad bulmak isterseniz. Ha, başınızda üstad bulmak isterseniz. Ve yükselümle ala enfusihim. Sırrıyla ihlas tamı kazanınız. Ya... Arkanızda neydi? Arkanızda zahir. Zahir. Başınızda ustad. Arkamızda zahirmiş. Arkamızda. Bak biz onlara dayanıyoruz. Başımızda da ustad, şimdi biz yürüyeceğiz. Önümüze durum almışlar. Önümüze Risale-i Nur. Başımıza ustad, arkamıza hazır. Başımızda nazır mıydı? Ustad. Nazır yok. Arkamızda hazır. Başımızda ustad. Hem bu hadisede göründü ki Risale-i Nur'a intisabın çok emniyeti var ve çok pahalı düştü ve buna bu fiyatı veren o yolda bütün alim İslam namına dinsizliğe karşı mücahede vaziyetini alan aklı başında bir adam o elmas gibi mesleği terk edip başka mesleklere giremez. Ya başka mesleklere giremez. Çok ilginçtir yani. Allah Allah. Tarikat hevesiyle Risale-i Nur'dan izin almayarak kapanmış hangahlara girmek ne derece yanlış olduğunu Risale'i bildikten sonra, anladıktan sonra artık tarikat hevesiyle Risale-i Nur'dan izin almayarak kapanmış hangahlara, hangah yani Allah için toplanma yerleri, büyük bir depo, oraya girmek ne derece yanlış olduğunu ve bizim bu şefkat tokadına ne derece istihkak kesbettiğimizi gösteriyor. Allah Allah. Yani
bu hizmeti bırakıp veya sekteye uğratıp veya kanaat etmeyerek tarikat hevesiyle Risale-i Nur'dan izin almayarak kapanmış hangahlara girmek ne derece yanlış oldu? Bizim bu şefkat tokadına ne derece istikrar kesbettiğimizi gösteriyor, gösteriyor. Ya. Peki. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.